Bırçıt ve bırçıt kalar sizlere yeni bir videoda seslenmek için Kırcaali'nin merkezine geldim. Sesi duyuyorsunuz, Kırcaali'de konserler var, Kırcaali günü var. Ah, bir saniye. Sevda, gel. Ne yapıyorsun burada ya sen? Sevda, ne yapıyorsun burada ya? Oo, senden de kaçış yok. Ya ne yapıyorsun sen burada ya? Ne yapayım? Aile fotoğrafım yoktu. Onu çektirmeye geldim. Kırcaali pazarına geldim. Bak alışveriş de yaptın. Evet. Ya sen sık sık Kırcaali'ye gelmeye başladın. Ben şüpheleniyorum artık, bilesin. Yani bir şey var bu şeyde. Niye geliyorsun sen Kırcaali'ye? Var, ne olabilir yani? Aşk mı dersiniz, meşk mi dersiniz, iş mi dersiniz? Hiçbir şey. Hayır, aslında. Şimdi Kırcaali'yi burada... o kadar çok beğeniyorum ki buradan bir emlak almayı düşünüyorum. Burada yaşamak istiyorum da. Sen şimdi daire almayı düşünüyorsun ama o bir şeyin altından ay da çıkabiliyor, taş da çıkabiliyor. Seninkisi hangisi? Yüksek fiyat çıkabilir. Ben Kırcaali'yi çok beğeniyorum, biliyor musun? Aslan'a yakın Yunanistan, Edirne. Yani hem böyle kendimi Bulgaristan'da hem yürüyelim hem konuşalım. Öyle yapalım tamam. Şimdi sen daireden bahsettin ama biliyor musun daire fiyatları Kırcaali'de ne? Bir de bana sorsan, ben Sofya'dan kaçıyorum. Hala orada bir daire alamadım ama buradaki fiyatlara baktığımızda yani Sofya'yla rakip konumda biliyor musun fiyatlar niye yükseliyor Kırcaali'de daire fiyatları? Şimdi şöyle, benim Brat ve Bratçetkalarım Almanya'da çalışıyor, Batı Avrupa'da çalışıyor. Tabii Eurocukları topluyorlar. Sağ olsunlar, toplasınlar tabii ki. Bas paraları. Sonra da geliyorlar Kırcaali'den daire alıyorlar, yatırım yapıyorlar. Yani o dairede kimse yaşamıyor, boş boş duruyor daireler. Fiyatlar kalkıyor tabii. Şimdi sen onlardan mı şikayetçisin? Yani şikayet, evet. Onların işi de kolay değil. Neden? Yani biliyorsun gurbetçilikte hiç böyle burada keyifleri yerinde olduğu için gitmemişler. Gitmişler işte aşk için. Çocuklarını okutmak için. Doğru şikayet etmiyorum tabii ki ama tespit yapıyoruz. Ama şimdi başka bir şey var ya. Bugün parlamento açıldı. Yani ilk oturumu yapıldı. Ya seçimden seçime gidiyoruz. Ya Sofya'da bir hükümet kurun da artık bütün ülke rahatlasın ya. Sana şöyle söyleyeyim, hani birlikten kuvvet doğar diyorsun ya. Evet. Hatta biz demiyoruz, meclisin önünde yazıyor. Sedinene tu pravi silata. Ama biz o gücü, o birliği hala bulamıyoruz ve artık utanıyorum. Değerli izleyenler, bir sene içerisinde 4 seçim nedir? Diğer ikisi beşinciye de gidiyoruz. Şu anda 5'inciye gidiyoruz ve size yepyeni bir tespitimle beraber bir haberin de burada altını çizerek imzamla veriyorum. Yeni seçimlere gidiyoruz. Yine de yeni hükümet oluşmayacak ve maalesef tekrar biz çok iyi olduğu için yapma böyle şeyler var. Şimdi Brat ve Bratçetkalar benim Türkiye'de tekrar seçime gidecekler. Tekrar sırada duracaklar. Yok, gerçi onlar da bıktı. Son 90 bin kişi gelmişti son seçimlere, daha doğrusu katılmıştı. Bu defa 50-55 bin dahi olmadı yani. Biz neden seçime gidiyoruz? İşte daha iyileri gelir, güzel bir hükümet kurulur, insanlarımız Bratçet ve Bratçetkalarım Kırcaali'de kalır. Nerede insanlar? Şimdi yok. 50 bin oldu, bu herhalde 5. defa seçim olursa 25'e düşer gibime geliyor. Türkiye'den bahsediyoruz tabii ki. Türkiye'yi bırak, Bulgaristan'a bak. Ah, bir de Türkiye dedin. %35 bile değil. Yok, sen Türkiye dedin de Edirne'ye alışveriş aklıma geldi. Yani benim bütün komşular Edirne'ye gidiyor hafta sonu alışveriş yapmaya. Ya Japanka'ya bile oradan alıyorlar ya. Hayır, bence çok yanlış yapıyorlar. Gelsinler Kırcaali pazarına. Biz var ya Kırcaali pazarında sadece o kadar güzel ki. Onun sen şimdi kendine bir şeyler aldın de. O yüzden öyle diyorsun. Tabii. Ama Edirne'de daha ucuz diyorlar. Yok, buradaki pazarda fazla pahalı değil. Ve üstelik de Avrupa Birliği özel nasihat verdi. Doğalgaz çok yüksek, elektrik fiyatı çok yüksek. Avrupa Parlamentosu'nda dediler ki... Göster bakalım. Parlamentodaki göster, biliyor musun? Ciddi söylüyorum. Biliyorsun haberciyim, varsa yoksa 30 yıldan göster, beri... Göster nasıl yapmak Braçet gerekiyor. Braçet ve Braçetkalar. Göster Avrupa nasıl Birliği yapmak gerekiyor. Avrupa Birliği talimat verdi. Parlamentoda dediler ki herkese birer battaniye dağıttılar. Burada da evlerinizde elektrik, gaz tasarrufu için bu kış böyle iki mont arka üst üste giyeriz. Yani iki... mont üstüne mi? mont üstüne ve üstelik de son haberi biliyorsun, bizimkileri gidip Edirne'deki neredeyse bir peçka, soba kalmamış. Bursa'da üreticiler üretemiyorlar. Kırcaali pazarından alıyorlar. Hayır, iki pelet kalmamış. Neden? Çünkü insanlar tekrardan oduna geçiyor. Üç, şu an bir de...
şey battaniye de kalmamış. Sen şimdi böyle i̇şte... mont üstüne giydin. Aa ben ne yapayım ya? Ben ne yapayım? Ya dayanışma. Hemen ben şimdi sana bu mont. Evet ısınınca değişiriz. Tamam tabii ki. Yani bunlar tabii ki çok komik gibi geliyor ama sevgili izleyiciler, Braçet ve Braçetkalar, Avrupa bile çareyi işte bunda görüyor. Bu ki biz neler umarak Avrupa üyesi olmuştuk. Nerede kaldı eski Kırcaali? Çözüm Kırcaali pazarı. Çözüm Kırcaali pazarı mont üstüne. Braçet ve Braçetkaların bu videoda bu kadarcık. Dur. Ne? Yok meclisi. Şey... Meclis. Meclise kaldık. Bak şimdi. Şimdi yine politikaya döndük. Birlikte kuvvet evet. Doğar. Ya biz ne yapalım biliyorsun birlikte gazetecilerde. Birlikte kuvvet doğar evet meclisin yani... girişinde o yazıyor. Ne demek istiyorsun senin şimdi birlik mi olalım? Ben birlik olalım diyorum demesini ama böyle yepyeni partiler geldikçe birileri diyor Rusya destekliyor. Biri diyor Amerika destekliyor. Boyko Borisov'muş, bizim işte bu Türkleri de temsil eden partiymiş. Böyle muhalefet kaldıkça çok gideriz biz yeni seçimlere bilesin. Ama zaten küçücük bir ülke seçimden seçime gidiyoruz. Başka da bir şey yapmıyoruz ya. Kimse de çalışmıyor ha. Vallahi bilmiyorum ama sen çalışmıyor ve bunun tabii ki en çok mağduru insanlar ne yapıyorlar? Avrupa'ya gidiyorlar. Sınırda zaten durum o kadar ciddi ki onu hiç konuşmak bile istemiyoruz. Evet. Edirne'de 5 evet. saat beklemektense sınırda gel işte Kırcaali pazarına. Evet, şimdi sahneler var. Sen Sofya'dan geldin Kırcaali pazarına alışveriş yapacaksın tabii. Fiyat uygun geliyor ama Edirne'den ya da Bursa'dan benim Brett ve Braçetkalarım buraya gelip de alışveriş birazcık zor yapar çünkü Türk lirasının Bulgar leva karşılığını biliyorsun ne olduğunu. O yüzden şimdi onlar... biz bu videoyla ne demeye çalışıyoruz? Ben onu anlayamadım da. Sen nereden çıktın ya? Ben kendi videolarımı çekiyordum. Bir baktım kırmızı montlu geziniyorsun Kırcaali'nin merkezinde. Bu arada değerli izleyicilere şunu söyleyelim. Kırcaali artık Türk turistler tarafından bile rağbet görüyor. Aa, neden arada, olduğunu dur, söyledim. Dur sen turist rehberliği de yapıyorsun. Bu arada bu turistler Kırcaali'ye niye geliyor? Duymuşlar ki... Çok ciddi söylüyorum. Bundan iki gün önce Çanakkale'den 37 kişilik bir gruplaydım. Kırcaali pazarı ve Kırcaali pazarına gidip çuş köpek alalım yani diyorlar. Yani şunu netleştirelim. Onu bu sen tercüme. 37 turist Türkiye'den evet. Bizim Braçet ve Braçetkalardan değil değil mi? Yok, hayır. Onlar tamamen Türkiye'li. Öyle değiliz biz. Tamamen Türkiye'li yani bizim Braçet ve Braçetkalardan değil. Ne yaptılar? Kırcaali'ye geldiler. Pazara gitmişler ki hayatımda duymadım. Çuş köpek. Biber közleme makinesi. Öyle diyelim. Çok ciddiyim. Şaka gibi gelebilir. Fıkra gibi gelebilir. Biz pazardakilerin hepsini bitirdik. Ondan sonra büyük bir böyle bir beyaz eşya mağazasına gidip oradan aldık geri kalanları ve buradan Çanakkale'ye 35 tane çuş köpek gitti. Yani Kırcaali'den çüş köpek aldılar, Çanakkale'ye götürdüler. Vay be, gurur verici bir durum. Ne diyeyim Brat ve Braçetkalar, böyle işler işte. Yeter bu kadar ya. Zaten yoruldu kolumda bu kamerayı tuta. Şurada bakıyorum oynuyorlar, birazcık onları gösterelim. Ne canım sıktı biliyor musun? Ne? Orada bir sahne, burada bir sahne. Habire diyoruz ya Kırcaali yok işte Türklerin yoğun yaşadığı Kırcaali yok. Evet. Türklerinin, Türk halkının. Şuracıkta bir defa da Kırcaali merkezinde güzel bir Türk folklor festivali görsek de, bir etkinlik görsek Türkçe şarkı söyleyenler görsek. Tam onu söylüyorum. Şimdi bak Kırcaali'nin günü var 21'sinde. Ama Kırcaali'de Türkler de yoğun olarak yaşıyor. Hatta sayı olarak belki daha fazla ama Türkçe müzik yok. Bir soruyor sadece niye yok? Niye yok? Ama biraz daha biz de bir yerlerde olalım dersin ha? Ben her zaman söylüyorum ama beni duyan yok. Sakalım yok çünkü ne yapayım ya? Brett ve Braçetkalar şimdilik hoşça kalın. Size şimdi müzikleri göstereceğiz. Türkçe yok ama Bulgarca. Kendinize iyi bakın ve sorgulama hakkınızı... Battaniyelerini de unutmayın. Battaniyelerini unutmayın ve sorgulama hakkınızı kimseye emanet etmeyin. Hoşça kalın.